teslim etmişlerdir. Birazdan sizlere hitap etmek üzere sahneye davet edeceğim. Bütün bayrakları sizlerden ricam, bütün bayrakları bir kaldırabilir miyiz? Bütün bayrakları bir kaldırabilir miyiz? Türkiye yüzyılı başlıyor. Ver müziği de. Çalışma zamanı dedik. Yarışma zamanı bitti. Bu hafta barışma zamanı. Aday adaylarımızla tekrar kucaklaşıp önümüzdeki haftadan itibaren çalışma zamanına hep birlikte omuz omuza birlikte çalışacağız. Var mısınız? Evet arkadaşlar, bu kalabalığı görünce gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Daha çok söz söylemek istedik ama burada milletvekilimiz de burada. Adayımıza da biraz fazlaca söz verelim. Ben her birinize teşekkür ediyorum. Böyle bir soğuk bir havada buraya geldiniz, katıldınız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. O kişinin gecesini gündüzüne katan, bileceğimiz için var gücüyle çalışan,
AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Sayın Halil Erdemir'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Aziz Bilecikli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı çok kıymetli gençler, hepinizi öncelikle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bu akşam Ankara'dan Bilecik'e bizleri 31 Mart tarihinde Bilecik Belediye Başkanlığı'nda adayımız olarak milletimizin karşısına çıkacağımız, Bilecik'imizin karşısına çıkacağımız belediye başkan adayımız Mustafa Yaman Başkanım'la birlikte Ankara'dan buraya geldik. Ve bugün Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yapılan 48 tane ilin belediye başkanlarının tanıtım toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız adayımızı ilan ettikten sonra hem il başkanıma, hem kadın kolları başkanımıza, hem gençlik kolları başkanımıza ve hasreten de adayımıza ve bize şu talimatı verdi. Dedi ki, Bilecikli hemşerilerimize çok selamlarımı söyleyin. Teşkilatıma çok selamlarımı söyleyin. Ama 31 Mart akşamı sizden bir selam bekliyorum dedi. Gayretinizi bekliyorum dedi. Bilecik'te zaferinizi bekliyorum dedi. Bilecik'te 5 yıllık tekrar dönemi olan bir belediye hizmetinden tekrar AK Partili bir belediye bekliyorum dedi. Biz de hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanım talimatınız alınmıştır. Güçlü bir teşkilatımız var. Tek yumruk, tek yürek sizin liderliğinizde yürümeye gayret eden bir teşkilatımız var. Hep birlikte inşallah 31 Mart akşamı bu zaferi size hediye etmek için söz veriyoruz dedik. İşte inşallah bu sözü ben Halil Erdemir olarak vermedim. Bu sözü Serkan Yıldırım olarak vermedi. Bu söz tüm teşkilatlarımızın hep birlikte hepimizin sözü. Allah bizi mahcup etmesin. Amin. Öncelikle Bilecik hemşerilerimize mahcup etmesin. Amin. Sonra da Sayın Genel Başkanımıza, dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza bizleri mahcup etmesin. Bugüne kadar yaklaşık 2 aydır kamuoyunda, Bilecik'te, siyasette adaylar, aday adayları kendilerince kendileri partimizi anlatmaya, kendilerini anlatmaya gayret ettiler. Birçok aday adayımız vardı. Gerçekten hepsi birbirinden kıymetli dava arkadaşlarımızdı. Ama başkanlık bir tane, bir arkadaşımıza nasip olacaktı. O da Mustafa Yaman Başkanımız oldu. Mustafa Yaman Başkanım Bayırköy Beldesi'nde 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Namı sadece Bayırköy'de kalmadı. Gerçekten Bayırköy küçük bir belde olabilir. Ufak bir yer olabilir. Ama yaptığı hizmetleri, aldığı ödülleri tüm Türkiye'de hepimiz biliyoruz. Çok güzel bir 3 dönem yaptı. Allah, Cenab-ı Allah herkese onun gibi bir dönemi kapatmayı nasip etsin. Hep hizmetleriyle anıldı. Ve küçük bir belde değildi sadece üzerinde sorumluluğu olan. Bilecik'in katı atık sorununun başındaydı. Bilecik'te Belediyeler Birliği'nin başındaydı. Bütün hemşerilerime şuradan taahhüt ediyorum. Hiç merak etmeyin. Milletvekiliniz olarak, teşkilat olarak, Serkan Başkanım olarak ve Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Bilecik Belediyesi Başkanı Mustafa Yaman olarak hep birlikte Bilecik'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu enerji bizde var. Bu tecrübe bizde var. Bu tecrübe Serkan Başkanım'da var. Bu tecrübe Mustafa Yaman Başkanım'da da var. Evet, artık sözün azalacağı, çalışmanın artması gereken bir zamana geliyoruz. İnşallah gece gündüz demeden
önümüzde yaklaşık 70-75 gün var. Her kapıyı çalacağız. Bütün hemşerilerimizle hemhal olmaya çalışacağız. Onların derdiyle dertleneceğiz. 5 yıldır Bilecik'teki fetret dönemini bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, çalışacağız ve neticesinde de Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle başaracağız, başaracağız, başaracağız. Ben bu süreçte beraber çalıştığımız tüm aday adaylarımıza sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte, onların projeleriyle, Mustafa Yaman Başkanımın başkanlık adaylığıyla inşallah sonucu hep birlikte kazanacağız. Ben soğuk bir iklimde, güzel bir akşamda, hakikaten bu akşam ayrı bir rahatlığı var. Böyle bir, bilmiyorum, havası bana mı güzel geldi, Bilecik'in özlemişim ondan mı bilmiyorum. Bu akşam hakikaten farklı bir akşam, ılık bir akşam, güzel bir akşam. Böyle bir akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Adayımız, teşkilatımıza, Bilecik'imize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet edin olalım. Ben söyleyeceğim, sizler de tekrar ederseniz çok severiz, seviniriz. Kıymetli hemşerilerimiz, tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, çürümüşten yükselen, duman bizden yanadır, son durak son ilahi, fermağım bizden yanadır, dünya düşman olsa da, Allah bizden yanadır. İman bizden yanadır. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere, duygularını bizlerle paylaşmak üzere Bayırköy Belediyesi'nde görev yaptığı süre içerisinde başarılı çalışmalara imza atan, aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüten ve liderimiz, sevdamızın öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve teslimleriyle Bilecik Belediye Başkanlığı adayı olarak gösterilen Sayın Mustafa Yaman'ı alkışlamayız da sahneye konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim, kısacası çok kıymetli ailem, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer il başkanım, saygıdeğer milletvekilim anlattılar. Bugün AK Parti'mizde artık illerdeki son aday arkadaşlarımız belli oldu.
Saygılar milletvekilimiz iletti ama Cumhurbaşkanımız özellikle bize de hani bugün yazmışlar o 40 saniyede ne görüştüler diye. O 40 saniyede saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bize başkanım bu Bilecik alınacak. Bu Bilecik alınmalı. Bu Bilecik inşallah AK Parti hizmetlerine tekrar kavuşmalı dedi. Biz de şöyle bir şey söyledik bu 40 saniye içinde. Sayın Cumhurbaşkanım sizlere söz. Bizim il başkanımız, atom karıncamız, saygıdeğer milletvekilimizle birlikte inşallah 31 Mart akşamı Bilecik'i 11-11 olaraktan sizlere armağan edeceğimize söz veriyoruz dedi. Evet değerli kardeşlerim, yaklaşık 2 aydan beri Bilecik'imizde aday adaylığı süreci devam ediyor. Öyle güzel partiyiz ki biz 12 tane birbirinden değerli ağabeyimiz, kardeşimiz bu yolda hep birlikte yürüdük. Alanda da işlerinden bazı kardeşlerim burada, abilerim burada. Öncelikle şunu söylüyorum. AK Parti'de hiçbir zaman ben olmadım. Daha doğrusu biz göreve geldiğimizden beri, 3 dönemden beri hiç ben demedik. Hep biz dedik. Evet biz 12 arkadaş yola çıktık. Biraz önce yine vekilim söyledi. Bir tane aday üzerinde karar kılınması lazımdı. Ama biz daha önce de hem il başkanımıza hem milletvekilimize hem kendi aramızda konuştuğumuzda şunu dedik. Aday kim olursa olsun, nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun her zaman yanında, arkasında olacağız. Başta ben buna söz vermiştim. Tüm arkadaşlarımız da bu konuda hemfikirdi. Hala da öyleyiz. Biz AK Parti ailesi olarak hiçbir zaman hiçbir bölünmeye, hiçbir parçalanmaya asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Sebebi ne? Sebebi 5 yıldan beri Bilecik artık AK Parti hizmetleriyle yönetilmeyi çok özledi değerli arkadaşlar. O yüzden bizim ayrışmaya değil artık birleşmeye ihtiyacımız var. Bu konuda buradaki teşkilattaki arkadaşlarımız, buraya alana gelen arkadaşlarımız rahat olsun. AK Parti her zaman tek yumruk olarak da il başkanıyla, milletvekiliyle, teşkilatıyla bir aradadır, bir arada olmaya devam edecektir. İç içe, omuz omuza hep birlikte çalıştık. 15 sene boyunca hangi kadın kolları başkanımız geldiyse, hangi yeşil kollarımız başkanımız geldiyse, hangi merkez ilçemiz buradaysa, hangi il başkanımız varsa her zaman teşkilatlarımızla omuz omuza birlik beraberlik içinde görev yaptık. Bayit Bey'de bir başarı varsa o teşkilatın birliğin beraberliğin başarısı. Ne zaman topu çaldıysak Ankara'dan sağ olsun kendi kişilerimiz de dahil ki Halil Bey'in aklına boyunca olan hiçbir zaman bizim bir şey olmadı. Yine bir başkanı Serkan Bey 2009'dan beri birlikteyiz. Kaynanır. Beraber kardeşimlerimiz çok seviyorum ama bazen vatanlarımız bir başkanı olarak zorunda değil. Sağ olsun kardeşliğini çekip etmediğimizden bu Bayit Bey'deki başarılarda inanın teşkilatın il başkanının da çok büyük katkısı var. İşte başkan, işte teşkilat, işte başkan, işte teşkilat, işte başkan, işte teşkilat, işte başkan, işte teşkilat, işte başkan, işte teşkilat. Çok sağ olun.